Değerli dostlarımız, tekrar hepiniz hoş geldiniz. Valorem Team'in düzenlediği değer katan eğitimlerde bu akşam sevgili Akan Abdullah'a misafir ediyoruz. Ben de heyecanlandım çünkü Akan Bey'i uzun zamandır yaptığı podcastlerden takip ediyorum ve şu pandemi döneminde katıldığı neredeyse bütün programları izlemişimdir. Bu akşam eminim çok keyifli bir program olacak. Özellikle pazarlama dünyasına meraklı, ticaret yapan, tüketiciyi anlamak isteyen herkesin mutlaka bu programı katılmasını ve dinlemesini şimdiden tavsiye ederim. Ve bu akşam 110. programı yapıyoruz. Değer katan eğitimlerde şimdiye kadar birbirinden kıymetli hocalarımızı, uzmanlarımızı konuk ettik. İnanılmaz faydalı konular, başlıklar işledik. Bunların hepsine YouTube'daki Valorem Team kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Orası da çok hızlı büyüyor sizin desteklerinizle birlikte. Ve daha fazla insanın hayatına değer katmak için bütün hocalarımızla harika eğitimler, içerikler üretmeye devam ediyoruz. Şimdi bu akşam ben Akan Bey'i yaklaşık 3 ya da 4 yıl önce yanlış hatırlamıyorsam bir podcast serisi başlatmıştı. Ben de o tarihlerde podcast dinlemeye merak salmıştım işte trafikte vaktimi değerlendirebilmek için. Yani dinlediğim en keyif aldığım podcast serilerinden biriydi. Bitti podcast serisi ve ben inanılmaz üzüldüm. Yani Akan Bey'e ulaşıp mutlaka bunu söyle. Hatta bir arada yazmıştım galiba. Buradan size ulaştım. Mutlaka Yeniden bunu. başlatacağız bu arada. Abi, Şu süperdi. anda yeni bir ofise geçiyoruz. O ofiste küçük bir stüdyo kuruyoruz ve orada başlayacağız. Ama kuvvetli ihtimal ofise geçmemiz 2021'i bulur. Ocak gibi başlayacağız diye tahmin ediyorum. Süper. O zaman o tarihe kadar, şimdiye kadar kaç bölüm oldu? 19 bölüm olmuş galiba. 19 bölüm oldu, evet. Evet, Farfara pazarlamaya girip mutlaka dinlemelerini tavsiye ederim. Hatta müsaadenizle ben bir jingle'ı var. Bayılıyorum. Başlangıcı böyle birkaç saniye o jingle'la yapmak istiyorum. Şurada hemen Tabii, kaydettim. tabii. Katılımcılarım da eminim çok hoşuna gidecektir. Zaten jingle'ı dinleyince neden programa katılmak gerektiğini, dinlemek gerektiğini fark ettim. Farfara pazarlamaya hoş geldiniz. Dahili numarayı biliyorsanız. Her yer türlü çorba, yaygara. Heves vardı çıktık yollara. Sokak yorgun, kulak kapalı. Susmaz kim bu taşkın farfara. Farfara pazarlama. Bir avaz fikir yarımlara. Çağ geçti geçmedi gargara. Derdimi sevmez yeni bir nefes. Oyun için biz de sevdik farfara. Farfara pazarlama farfara. Farfara pazarlama farfara. Hey! Uhu! Pabucu yarım çık dışarıya oynayalım. Uhu! Pabucu yarım çık dışarıya oynayalım. Farfara pazarlamanın yeni bölümünden... Evet, süper gerçekten. Teşekkür ederiz. Birbirinden güzel, kıymetli konuklar var. Mutlaka herkesin baştan sona, yeni başlayacak sezona kadar bu 19 bölümü hızlıca tüketmesini tavsiye ederim. Şimdi tabii sizi takip eden çok da büyük bir kitle var pazarlama dünyasında Akan Hocam. Ama bizim de şu anda 15 bin üzerinde insan canlı yayınlarımızı izledi. 150 bin üzerinde kişi YouTube'daki videolarımızı izledi. Eminim onların arasında sizi ilk kez tanıyan, duyan, dinleyecek olan dostlarımız da vardır. Böyle kısaca sizi de tanıyabilirsek başlamadan önce çok mutlu oluruz hocam. Buyurun. Futurebride Group'un kurucu ortağıyım. Futurebride Group bir veri odaklı bir şirket. İstanbul ve Dubai'de ofisleri var. Bir grup aslında 6 şirketten oluşuyor. 400 markaya hizmet veriyor. Ben uzun yıllar veri ve reklam dünyasında çalıştım. 10 yıl önce de Futurebride kurdum. Onun dışında Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencilerine şey anlatıyorum. Tüketici davranışları anlatıyorum. Aslında temelde işim hep sürekli söylüyorum. Çok dolu olan büyük veriyi anlamlandırmak ve duygu okuyabilmek. Çünkü artık veriye ulaşmak kolay ama hangi verinin önemli olduğunu, hangisinin önemsiz olduğunu ayrıştırmak asıl önemli olan. Dolayısıyla kendimi birazcık verilerden hikayet üreten adam olarak görüyorum açıkçası. Çok iyi. Genellikle ben sizin yaptığınız konuşmalardan ve eğitimlerden katıldığımda şunu gördüm. Özellikle markaların pazarlama dünyasında tüketicileri anlamak ya da gelecekle alakalı tüketicilerin o trend dedikleri o yaklaşımları fark edebilmek için hazırladığınız o öngörüler, raporlar gerçekten bu tarafta markalar açısından da çok faydalı oluyor. Dolayısıyla bu akşamki konunun arasında mutlaka sormak istediği sorular olabilir dostlarımızın. Hemen Ben Zoom'daysa şayet sorsunlar.
Q&A kısmına yazabilirsiniz. Akan hocamıza hemen sunumun sonrasında ben onların arasından soruları iletiyor olacağım. Ya da diğer platformlardaki dostlarımız varsa LinkedIn'den, YouTube'dan, Facebook'tan buralara da yazabilirler. Oradakileri de toplayıp çok vaktini almadan birkaç soruyu kendisine yöneltiyor olacağız toplantının sonunda diyeyim. Tabii ki. Teşekkür ederim. Ben bu arada dediğim gibi sürekli takip çalışmaları yaptığımız için sürekli en ince detayına kadar görebiliyoruz COVID'in etkilerini de. Dolayısıyla çalışmamızın sunacağım şeyin dışında da bir şey sormak isterlerse tabii ki sorabilirler. Peki Ziya Bey, ben sunumu açayım mı? Ne yapayım şu tabii, anda? Tabii paylaşabilirsiniz hocam. Tabii hazırız, buyurun. Tamam. Şu an sunumu görebiliyor musunuz? Evet, geldi. Tamam. Birkaç tane bu arada söyleyeyim. Videolar da göstereceğim. Dolayısıyla arada sırada kulaklığımı çıkartıp daha iyi duymaları için izleyicilerimizin kulaklarını çıkartmak zorunda kalacağım. Dolayısıyla öyle operasyonlar yapacağım ama temelde bugün konu yankı odaları. Ve yankı odalarında çıkmaz isek ki birazdan tanımlamış olacağım yankı odalarını. Asıl bildiklerimiz bizi öldürecek. Eskiden Covid'den önce bilmediklerimiz bizi öldürüyordu. Şimdi ise o kadar fazla data var ve Covid üzerine gelince asıl bildiklerimiz bizi öldürüyor. Çünkü bildiklerimizden hangisinin hala doğru olduğunu, hangisinin anlamını tümüyle kaybettiğini hala çok tam olarak bilmiyoruz. Dolayısıyla eğer yankı odalarından çıkmaz isek bu bildiklerimiz bizim için tehlikeli hale geliyor. Yankı odalarını birazdan tanımlamış olacağım ama başlık bu olduğu için istiyorsanız önden anlatayım. Biz gençlere, ki bu hepimiz için geçerli ama gençler üzerinden anlatayım. Gençlere şeyi soruyoruz sürekli, niye sosyal medyaya girdin? Çoğunlukla sosyal medyaya şey için girdiklerini söylüyorlar, özgür olmak için girdiklerini söylüyorlar. Ve biz onlara aslında şunu söylemek zorunda kalıyoruz, sosyal medya özgür olacak en son yer. Ama aslında temelde sosyal medyayı örnek olarak anlatıyorum. Algoritmalar dediğim şey sosyal medyada bizi etkilemek için var olan aslında temelde yazılımlar. Ve bu yazılımlar aslında bugün özellikle şöyle bir dünya yaratmak için varlar. Bizi tüketiciye daha iyi bir tüketiciye döndürmek için bizi daha çok yansıtıyorlar. Ve bir zaman sonra çünkü biz bizim gibi düşünen insanlarla bir araya geldiğimizde mutlu oluyoruz. Mutlu olunca daha çok tüketiyoruz. Ve bir zaman sonra bu hiçbir şey görmez ve sadece kendimizde bir odada kapanmış hale geliyoruz. Yani sürekli dünyanın bizim gibi düşündüğü bir dünyada yaşamaya başlıyoruz. İşte o zaman hayatımız bir yankı odasına girmiş oluyor. Onun için yankı odaları evet günün sonunda var. Algoritma dünyası da yankı odalarla paralel çalışıyor. Ama bizim o yankı odalarında girerken ve çıkarken dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü özellikle Covid'den sonra bugüne kadar hep bildiğimiz şeylerin ne kadar geçerliliği var şu an tam olarak emin olamıyoruz. Bir de o yankı odalarından çıkmamız gerekecek ki yeni gerçeklerle karşılaşalım. Çünkü şu anki yankı odalarımızda bizim gibi düşünen insanları gördüğümüz, takip ettiğimiz, onların bizi gördüğü dünyada eski öğretiler var. Onun için bu eski öğretileri öncelikle bir üstünü bir çizmemiz için bir yankı odasından çıkmamız ve dünya gerçekleriyle yeniden yüzleşmemiz gerekiyor. Onun için yankı odalarından çıkmaz isek asıl bildiklerimiz bizi öldürecek diyorum. Ama aslında temelde bu yolculuk, tüketici yolculuğu yeni başlamadı. 50 yıldır biz insanı çözmeye çalışıyoruz. Birazdan da birkaç rakam göstereceğim size. Gerçekten biz ne pazarlama dünyası olarak ya da veri dünyası olarak gerçekten insanı çözebildik mi? Aslında harcadığımız paralara bakacak olursak çözmemiz gerekirdi. Bir kere çözme arzumuz yeni Big Data yatırımı olarak 120 milyar dolara ulaşmış durumda. Yıllık biz büyük veri analizlerine bütün dünyada 120 milyar dolar harcıyoruz. Bu çok ciddi bir para. Üzerine bu arada araştırma verisi söyleyeyim. Araştırma sektörüne de 60 milyar dolar civarında bir para harcıyoruz. O da etti toplamda 180 milyar dolar. Bu arada üzerine artık neuroscience gelişti. Yani beyin verisi okuyoruz. Eskiden soru sorardık, cevap isterdik. Şimdi soru sorsak da cevap almasak da beyin dalgalarını takip ederek tüketicinin, insanın ne hissettiğini bilebileceğimizi iddia ediyoruz. Dolayısıyla 180 milyar doların üstünde bir de beyin verisi okumaya başladık. Bir de herkesi segmente ettik. Öyle bir öbeklere indik ki, yani eskiden biz öbek derken milyonluk öbekler aklımıza gelirdi. 2 milyon burada böyle düşünüyor, 3 milyon da şurada böyle düşünüyor. Artık dijital mecralar üzerinden 10 kişiye kadar inebiliyorsunuz. 10 kişiye inip 10 kişiye iletişim yapabilecek ya da 10 kişiye ürün satabilecek duruma geldik. Peki tüm bu 180 milyar doların üzerine beyin datası, bu kadar segmentasyon, peki gerçekten durumumuz ne? Yani ben bunları anlattıktan sonra şöyle bir şeyle bitirmem lazım Ziya Hocam. Şöyle demem lazım. O kadar iyiyiz ki, o kadar her şeyi çözdük. Pazarlama dünyasına o kadar iyi bir seviyeye geldik ki ben size söyleyeyim hangi seviyede olduğumuzu. Veri yatırımlarının %73'ü şirketlere herhangi bir getiri sağlamadı. Bir kere bunu biliyoruz. İki, hatta şöyle bir data daha vereyim. Buraya koymadım ama
Havas'ın bir araştırması. 15 ülkede yapıyorlar. Ve şöyle bir soruları var. Çok basit ve güzel bir soruları var. Çok sevdiğin o marka yarın yok oldu. Ne hissedersin? Tüketicilerin dünyada %70'i hiçbir şey hissetmem diyor. Umurumda olmaz diyor. Yani aynen hayatıma devam ediyor. Peki biz bu 180 milyar doları açıkçası neye harcadık? Biz şu anda bilmiyoruz. Yani bir şeylere harcadık. Yani bir şeyleri doğru yürütüyor olmamız gerekirdi ama şu anda açıkçası bir şeyleri doğru yürütemiyoruz ki pazarlamada hala şöyle rakamlar veriyoruz birbirimize. Her 10 icattan, her 10 yeni üründen sadece 8 tanesi, sadece 2 tanesi ayakta kalabiliyor. 8 tanesi yok oluyor. Zaten 10 senede 9 tanesi yok oluyor. Şimdi böyle bir sektör olabilir mi? Düşünsenize ya biz inşaat sektöründe olsaydık şöyle bina sattığımızı düşünün. 10 bina yaptık. 9 tanesi yıkılacak 10 sene içinde. İnşallah size sattığım daire yıkılmayacak olandadır. Ve bunu sattığımızı düşünün. Böyle bir normal kabul edildiğini. Şimdi biz bunu normal olarak kabul ettik ama şunu sorgulamıyoruz. Bir yerde hata yaptık ki bu kadar oranlarımız kötü. Hata nerede? Şimdi hata aslında temelde şeyde değil. Ne büyük veride değil. Ne algoritmada değil. Aslında hata bizim beynimizin içinde. Bizim beynimiz kusurlu. Dolayısıyla biz bugün dijitali eleştiremeyiz. Biz büyük veriyi eleştiremeyiz. Yani bunlar artık bizim gerçeklerimiz. Büyük veriden kaçınalım diye bir şey diyemeyiz. Zaten pazarlamanın %100'ü artık büyük veri. Ama bizim şeyi anlamamız lazım. Problemi nerede yaşıyoruz ki? Seviye artık öyle bir noktaya geldi ki son dönemlerde veri neleri bilemedi. Brexit'i Ziya Hocam bilemedi. Herkes Brexit olmayacak dedi. Brexit oldu. Macron kazanacak diyen bir tane data yoktu. Macron kazandı. Trump kazanacak, bir önceki seçimde Trump kazanacak diyen bir araştırma yoktu. Trump kazandı. Hatta Trump kazansın canlı böcek yerim diyen bir önemli bir datacı canlı yayında böcek yemek zorunda kaldı. Yani dünyaya baktığımızda bir yerde bir sorun var. Pazarlamayla datanın öpüştüğü yeni bir dünyada biz bir yerlerde sorun yaşıyoruz. Peki nerelerde sorun yaşıyoruz? Bir kere asla ve asla big data'da yaşamıyoruz. Big data dünyasının içindeyiz. Bunu tartışamayız bile. Dijital dünyanın içindeyiz. Dijital devrimi yaşamaya devam ediyoruz. Yapay zekaya doğru gidiyoruz. Bunu da tartışamayız. Bizim bakmamız gereken yer aslında biz bu dataları nasıl okuyoruz? Çünkü Ziya Hocam bizim beynimiz kusurlu. Ve kusurlu düşünüyoruz. Ve maalesef bütün o kusurları da her yaptığımız işe taşıyoruz. Ve bugün onu data okumaya da, hayatı anlamaya da, içgörü, duygu okumaya da taşımış durumdayız. Bunun için bu kadar yanlış kararlar veriyoruz. Bunun için çıkarttığımız ürünler tutmuyor. Çünkü biz aslında datayı belli başlı bias'larla, belli başlı zihin kusurlarıyla okuyoruz. Ve bu kusurların farkındalığını geliştiremezsek ve bu kusurlarla devam edersek biz hata yapmaya devam edeceğiz. Onun için bu çalışma, bu sunumun sonunda şöyle bir noktaya lütfen gelmeyelim. Aslında big data bir işe yaramıyor. Tam tersi. Big Data bizim dışımızda var olan ve yürüyen bir devrimdir. Onun tartışılacak bir tarafı yoktur. Yapay zekaya gidişimiz, Endüstri 4.0 dünyamız vesairenin tartışılacak bir tarafı yoktur. Bizim tartışmamız gereken şey şu, bizim zihnimizin, beynimizin kusurları ve biz bu datayı nasıl okuyoruz ve nasıl bunu düzelteceğiz? Maalesef ikinci endüstriyel devrimden gelen öğretilerle, üçüncü ya da dördüncü endüstriyel devrim diyelim moda terimiyle, devrimin getirdiği gerçekleri anlayamayacağız. Yeni gelen devrimin şartlarına yeni data okumayla elde ediyor olmamız gerekiyor. Oysa ki biz ne öğrettiyse bize ikinci endüstriyel devrim, oradaki öğretileri aynen koruyup yeni dünyaya uyum sağlamaya çalışıyoruz. Uyum sağlamaya çalışınca da beceremiyoruz. Onun için bunun sonucunda şunu söylememiz gerekiyor. Bizim zihnimizin nasıl çalıştığını anlamamız ve yeniden bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Onun için bugün zihnimizin birazcık kusurlarından bahsetmek istiyorum. Bunlar bu arada yüzlerce var. Tabii ki ben bugün yüzlercesini anlatmayacağım ama birkaç tanesini anlatacağım. Ve bu işin içinde yankı odalarında bize ne yaptığını anlatmaya çalışacağım. Bir kere beynimizin bir ölçümleme yanılgısı diye bir kusuru var. Beynimizin şöyle bir özelliği var Ziya Hocam. Yani bir şeyi ölçebildiğimiz zaman ona o kadar çok değer veriyoruz ki ölçemediğimiz şeylerden daha değerli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bu çok çok önemli bir tespit. Çok pardon. Yani bir kapı çaldı şu anda. Tamam. Baktı arkadaşlar. Devam ediyorum. Dolayısıyla biz ikinci endüstriyel devrimden ölçtüğümüz bazı diagnostikler var. Böyle alışmışız onları ölçmeye. Onları da sürekli ölçüyoruz ve dördüncü endüstriyel devrimi onun üzerinden anlamaya çalışıyoruz. Tutmuyor. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela ben şeyden vereyim, kendi dünyamdan örnek vereyim. NPS diye bir şey vardır bizim hayatımızda. Bilmiyorum, bilirsiniz, bilmezsiniz. Net Promoter Score. Tavsiye sorarız.
Evet, ve o kadar NPS herkes yapar ki, yani o kadar kolaydır NPS'i ölçmek ve 30 yıldır o kadar fazla ölçtü ki daha da çok ölçmeye devam ediyoruz. Çünkü beynimiz seviyor bunu, buna alışmış beynimiz. NPS nedir? Ararsınız bir tüketiciyi, 0 ile 10 puan arasında markanızı tavsiye edip etmediğini sorarsınız. Şöyle düşünün, ben Volkswagen Passat'ın müşterisini arıyorum ve ben Volkswagen'im. Bu arada marka söyledim, kusura bakmayız ama hani şey gibi onu görün. Aradım ve şeyi sordum. Dedim ki bu aracı, satın aldığın aracı tavsiye eder misin dedim. 9 dedi. 10 üzerinden 9. Aa dedim ki bu şey tavsiye ediyor. 3 ay sonra yine aradım. Dedim ki tavsiye eder misin? Yine 9 dedi. Aa dedim, bunu ölçmek ne kadar kolay ya. Ben bunu yılda 4 kere ölçtüm. Yılda 4 kere aradım. 4'ünde de 9 verdi. O zaman kafamda şöyle bir şey oluşturuyorum. Bu tüketici bana sadık. Bunda problem yok. Bu tüketici yılın sonunda parayı bulunca BMW alıyor. Anında yani. Yani adam soruyorum, yani tavsiye eder misin, ama parayı bulduğunda davranışı bu olmuyor. İşte bunu niye anlatıyorum? Benim yılda 4 kere NPS ölçüyor olmamın aslında temelde bir şeyi yok. Benim için bir güvencesi yok. Biz hala 30 yılın eski teknikleriyle bugünün datasını anlamaya çalıştığımız dünyada yanlış bir şey görme ihtimalimiz artıyor. Ama beynimizin böyle bir, maalesef çok pardon, programdayım. Bir şey, Başak. Çok pardon, kızım, iki tane kızım var, birisi 8 yaşında, birisi 3 yaşında. Arada sırada birbirlerine giriyorlar, durdurmak zorunda kalıyorum. Dolayısıyla şey, beynimizin ölçümde yanılgısı var. Yani ölçmeyi kolay bulduğu her şeyi daha çok arttırmaya çalışıyoruz. Oysa ki eskiden ölçtüğümüz şeylerin kuvvet ihtimal bugün geçerliliği yok. Onun için beynimizin bu ölçümde yanılgısına nasıl kaçacağımızı mutlaka buluyor olmamız gerekiyor. Çünkü eskiden ölçtüğümüz şeyleri arttırmaya başladığımız zaman Ziya Bey, az evvel dedim ya, NPS'i ölçüyoruz, yılda bir kere başlıyoruz, sonra yılda iki kere yapıyoruz, sonra yılda üç kere, sonra yılda dört kere. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bilmemiz gereken her şeyin nirvanasına dönüştürdük. Yani yeniyi aramıyoruz. Bildiğimiz ve sürekli ölçtüğümüz şeyi daha çok arttırmaya çalışıyoruz. Çünkü zannediyoruz ki daha çok aynı şeyden, bugüne kadar ölçtüğümüz aynı şeyden daha çok elde edersek daha çok güvende oluruz. Ama yeni dünya bir bilinmeyenler dünyası. Dolayısıyla bir bilinmeyenler dünyasında yeni öğrenmemiz gerekenleri maalesef bakmadığımız için eski öğrenmemiz gerekenleri artırarak güvene gitmek istiyoruz. Ki ben bunu şöyle metaforik olarak anlatıyorum. Diyorum ki yeni bir devrime girdik. Büyük veri devrimi, şu anda şeye doğru gidiyoruz. Yapay zeka, Endüstri 4.0 devam ediyor. Robotics dünyası konuşuyoruz. Biz bir yerde bir şeyi kaybettik. Şu anda biz tamamıyla oryantasyonumuzu kaybettik. Herkes böyle bodozlama gidiyoruz yeni dünyaya doğru. Bir anahtar kaybettik, çözümü kaybettik bir yerde, ama çözümü sürekli aynı ışığın altında arıyoruz. Yani çünkü diyoruz ki ya geri kalan her taraf karanlık. Zaten ben burada şeyi bulamam, anahtarı. Ben en iyisi ışığın altına bakayım ve ışık altında kalayım. Yani bildiğim şeyleri aynen ölçmeye devam edeyim. Işık altında belki bir çare bulursam güvende olurum. Maalesef olmuyorsunuz. Çünkü aslında temelde bütün yeni problemler ve sizin hayatınızı zorlaştıracak her şey az evvel gösterdiğim karanlıktan gelecek. Ama biz o karanlığı konuşmak istemiyoruz. Biz hala NPS ölçüyoruz. Ki bununla ilgili John Lennon'un bir lafı vardır. Hayat sen planlar yaparken başına gelendir. Resmen buraya düştük yani. Biz planlar yaparken hayat başımıza geliyor. Biz NPS ölçerken hayat başımıza geliyor yani şu anda. Ve dolayısıyla bizim şunu net bir şekilde anlamamız gerekiyor. Hayatın yeni şartlarında yeni ölçümler gerekiyor. Yeni şeylere bakmak gerekiyor, ama biz Endüstri 2.0'dan kalan bazı alışkanlıklarımızdan maalesef vazgeçemiyoruz. Ve şunu eklemem gerekiyor. Unutmasınlar bizi izleyenler. Hayatta devrim etkisi yaratan her şey bugüne kadar bilinmeyenden geldi. Bilineni artırarak, neyi kastettiğimi şimdi söyleyeceğim, cep telefonu üzerinden anlatacağım. Bilineni artırarak kendinizi koruyamazsınız. Şimdi örnek bilmek ve bilinmeyenler dünyasını anlatayım. Şöyle bir şeyde bulunalım, böyle bir senaryo oynayalım. Yani 15-20 sene önce Big Data dünyasının oluştuğunu düşünün. O zaman yoktu ama oluştuğunu düşünün. Ve biliyorsunuz o zaman Nokia vardı. Nokia lider markaydı. Nokia'nın %60-65 pazar payı olduğu bir dünyada ben de o bir Big Data şirketi olayım. Ve bana insanlar gelip şeyi sorsunlar, marka. Yeni bir cep telefonu üretmek isteyen bir şirket bana desin ki Akan, Big Data'ya bak. Data bize ne söylüyor, biz nasıl bir cep telefonu üretelim? Ben o zaman Big Data'ya baksam, herkesin bildiği şeyi şöyle söylerdim. Nokia sürekli telefonu küçültüyor ve hafifleştiriyor. Ve hafifleştirdikçe pazar payı kazanıyor. O zaman bilinen şey şu, benim şunu demem lazım o markaya. Sen daha küçüğünü üreteceksin, daha hafifini üreteceksin ki pazar payı alasın. Ama
Bu bilinen, herkesin bildiği ve herkesin gördüğü trendi. Ama tam o dönemde Steve Jobs çıktı ve dedi ki ne küçüğü, ben cep telefonu içine bilgisayarı sokacağım dedi. Ve ağır ve büyük bir şey üretti. Ve Nokia öldü. Çünkü akıllı telefon erasına sokulduk. Yani biz sürekli bilineni insanlara söyleyerek, markalara söyleyerek markaları güvende tutamayız. Hala tehlike bilinmeyen taraftan gelecek. Onun için bu beynimizin bu bayasından kurtulmamız lazım. Farkında olmamız lazım ki beynimiz çok fazla bildiklerimize değer veriyor. Ve biz bildiklerimizi artırarak güvende olacağımızı zannediyoruz. Biz sürekli aynı şeyleri ölçerek güvende olacağımıza inanıyoruz. Ama olamıyoruz. Bir kere yeni dönemde ve yeni devrimde bilinenlere bu kadar yatırım yaparak bir yere gidemeyeceğiz. Bilinmeyen tarafı, o karanlık taraftan gelen tehlikeleri yeni şartlarda okuyor olmamız gerekiyor. Az evvel söyledim, burada birazcık daha da detaylandıracağım. Yankılar dedik. Yani maalesef bu bilinen şeylerin bizim bu kadar bize yapışmasının ana sebeplerinden bir tanesi de az evvel söylediğim gibi yankı odalarında yaşamak. Neydi yankı odaları? Önce bir sosyal medyaya giriyorsunuz ve böyle geniş bir dünyada başlıyorsunuz. Atıyorum Facebook'tan başlayayım, en primitif taraftan. 100 arkadaşımız var. Ama Facebook algoritmaları bizi tanımaya başladıkça bu 100 arkadaşımızı bize göstermiyor. Bizimle hemfikir olan, aynı şeyleri beğenen 30 arkadaşı atıyorum, seçiyor oradan. Ve biz artık o 30 arkadaşla bu geniş olan dünyadan daraldık ve 30 arkadaşla artık aynı odadayız. Bu ne demek? Onların içeriklerini görüyoruz, onlar da bizim içeriklerimizi görüyorlar. Geri kalan hiç kimseyi görmüyoruz. Peki bu neyi sağlıyor? Şunu sağlıyor, yankı odasına düşüyoruz. Bizimle aynı fikirde olan devasa bir kitle, pardon küçük bir kitleyle yan yana geliyoruz ve kimse bu kitleden, hiç kimse bizim fikirlerimizi asla sorgulamıyor. Peki bu neye sebep oluyor? İnandığımız ve bildiğimiz şeylere daha çok yapışmamıza sebep oluyor. Onun için yankı odası. Bir zaman sonra çünkü bu odada kendinizden başka hiçbir şey yok. Onun için yeni dönemin farklılıkları, yeni dönemin öğretileri, yeni dönemin dönüşümlerini duyamıyoruz, bilemiyoruz. Çok fazla kendi inançlarımıza, kendi fikirlerimize yapışıyoruz ve bir dönemi kaçırmış oluyoruz. Onun için yankı odaları da bizim çok büyük bir düşmanımız. Yankı odalarından çıkmaz isek aslında yeni dönemin gerçeklerini yakalama şansımız yok. Ve maalesef biz Covid'den sonra daha da çok yankı odalarına düştük. Çünkü daha çok evde vakit geçiriyoruz, daha az dışarıdayız. Dolayısıyla kendimizden farklı olanı daha az görüyoruz. Dijital ekosistemlerde bize daha çok bize benzerler gösteriliyor. Bu da neye sebep oluyor? Bir, yankı odalarında hapis düşmemize, iki toleransımızın düşmesine sebep oluyor. Bu da önemli çünkü toleransınız niye düşüyor? Herkes sizinle aynı fikirdeyse ve dünyayı böyle algılarsanız sizden farklı düşünene hiçbir toleransınız kalmaz. Tam da başımıza gelen şey şu anda bu. Toleranssız bir dünyaya doğru gidiyoruz ve karşı fikirleri öğretmemizi engelleyen bir dünyanın içinde yaşadığınız zaman farklı insana düşünceler toleranssız kaldığınız bir dünyada tabii ki bir şey öğrenme ve yeni şartlara adapte olma ihtimaliniz düşmeye başlıyor. Ki bu arada bunun böyle olmasının algoritmalar aslında bunu niye bizi gösteriyorlar? Çünkü bu bir beyin kusuru. Ünlü bir ELISA testi var bu arada. ELISA testinde şunu yapıyor. Joseph Wiesenbaum 1966'da diyor ki psikoterapiyi yazılıma döndürebilir miyim? Tabii ki o zaman yani hasta gelecek, bilgisayara derdini yazacak, bilgisayar çözecek, ne yapacak? Bütün kaynakları tarayacak. Tabii ki o zaman kaynakların hiçbirisi online olmadığı için tabii ki beceremiyorlar. Tek yaptığı şey programın sizin anlattığınız derdi soru şeklinde döndürmek. Yani size sizi yansıtmak. Ben mesela gidip şunu anlatsam, eşimle çok kavga ettiğim için mutsuzum desem programa. Program bana tek yaptığı şey şunu, eşinle kavga ettiğin için mutsuz musun Hakan? Tamamıyla söylediğim şeyi soru şeklinde döndürüp bana yansıtmak. Yüzlerce hastayla test ediyorlar, %90'ında iyileşme var Ziya abi. Çünkü bizim en büyük şeyimiz, problemimiz kendi kendimize kaldığımızda, bizim gibi düşünenlerle bir araya geldiğimizde mutlu oluyoruz. Bu da bizim büyük bir beyin kusurumuz. Çünkü yeni dönemin yeni şartlarına geçmemizin en büyük bariyeri bu. Bir odadasınız, herkes sizin gibi düşünüyor, hiçbir gerçeğiniz sorgulanmıyor. Siz de sorgulamıyorsunuz, o zaman ne oluyor? Hayat sizin dışınızdan başınıza geliyor, az evvel söylediğim gibi. Hayat yürüyor ve bu siz yeni şartlara adapte olmadan yok olup gidiyorsunuz. Ki bununla ilgili bu yankı odalarıyla ilgili bir, buna hipernormalleşme de deniliyor. Şimdi bir video göstereceğim size. Hipernormalleşme ne demek? Yankı odasına düşe düşe kendini normal zannetmek, normalin standardı zannetmek. Bak herkes benim gibi düşünüyor, demek ki normal olan benim.
ve senin gibi düşünmeyen herkesi anormal diye düşünmek. Buna hipernormalleşme deniliyor. Ve bizim en büyük düşmanlarımızdan bir tanesi şu anda aslında en temelde öğrenmemizin en büyük düşmanlarından bir tanesi aslında hipernormalleşme. Şimdi bir kulaklığımı bir çıkartacağım. Bir dakikalık bir video göstermek istiyorum size. Bu bir belgesel, ilgisini çekenler istiyorlarsa sonra YouTube'da bulurlar. This is the normal world. You go to work in a city. All around you are enormous new buildings. They look alike. But you will never be able to afford to live in them. Because they are not really homes. They are blocks of money bought by global investors whose money has nowhere else to go. Brexit happened. It showed that all the people who are supposed to tell you about the world, the journalists, the politicians, the think tank experts, know nothing. It showed that they and you live in a dream world, detached from reality. You spend your days and nights on social media. The original vision was that it was going to open up a new paradise where information was shared freely. But now, the algorithms are so strong and know so much about you that they only give you what they know you like. You have become trapped in an echo chamber where all you see and hear is you. Umarım siz... Dur. Yani tam da bu. Yani yankı odasına sıkışıp kaldık. Yani kendimizden başka hiçbir şey duymuyoruz ve yeni döneme hazırlık yapamıyoruz. Ben buna bu arada aynı zamanda Prozac ekonomisi diyorum. Bir Prozac al. Yani o hayat rahat ama. Sesiniz biraz az geliyor şu anda Hakan Hocam. Şu an duyabiliyor musunuz beni? Az önceki gibi değil. Acaba bir daha çıkartıp takabilir misiniz? Şu anda nasıl? Şimdi gayet iyi. Tamam. Dolayısıyla buna bir Prozac ekonomisi diyorum ben. Yani at bir Prozac, dünya senin için güzel olsun ama işte dünya öyle olmuyor. Dünya devam ediyor aslında. Üç, beyin doğa boşluk kaldırmıyor. Beyin de boşluk kaldırmıyor. Bu da mesela bir beynimizin bir şeyi, bir özelliği. Bu ne? Biz mesela datalar topladığımız zaman vesaire insanlara soruyoruz. Ne yaşadın? Bana bir anlat. Ama aslında bizim şunu bilmemiz gerekiyor. Her hatırayı çağırdığımızda değiştirerek çağırıyoruz. Çünkü beynimizin başka bölümlerinde data biriktiriyor. Sonra o hikayeyi birleştirmek için hadi hatırla diyoruz. Çağırıyor, birleştiriyor. Her birleştirdiğinde hikayeyi birazcık daha değiştiriyor. Dolayısıyla bizim data, aldığımız, topladığımız datanın içinde neyin gerçek olduğunu, neyin boşluk doldurmacıdan ibaret olduğunu bir görüyor olmamız gerekiyor ve göremiyoruz. Biz tüketicilerin aldığımız her şeyi bir şey gibi kabul etmek istiyoruz. Yani gerçekmiş gibi kabul etmek istiyoruz. Oysa ki insanın beyninin öyle bir kusuru var. Her hatırayı çağırdığınızda değiştiriyorsunuz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Üniversite iki sevgili düşünün, ayrıldılar, git başka şehirlere ayrıldılar. 10 sene sonra çağırdınız, ortak en çok sevdikleri hatıraları sordunuz. 3 tane en çok ortak sevdikleri hatırayı bize anlatmaya başladıklarında iki kişi bambaşka anlatacaktır. Niye başka anlatacaklardır? Aralarındaki hangisi daha çok bu hatırayı çağırdıysa ve onu hatırlamaya çalışsa o daha çok değiştirmiştir. Dolayısıyla biz bütün hikayeleri sürekli değiştiririz ve doldururuz. Onun için biz o dataları okurken neyin doldurmacı olduğunu, neyin gerçek olduğunu mutlaka biliyor olmamız gerekiyor. Ki bununla ilgili bir video göstermek istiyorum. Scott Fraser bu. Kendisi bu arada adli bilimci. Özellikle 250 tane şey vakasını araştırmış. Haksızca hapse düşmüş insanların vakalarını araştırmış. Ve şunu görmüş ki çoğunlukla şahitler hiç olmayan olayları olmuş gibi anlatmışlar. Ki bunlar hiçbirisi kötü niyetle yapılmamış. Bu insanlar aslında temelde gerçekten bunu gördüklerine inanıyorlar. Ki şunu da biliyoruz ki bir sorgulamada uykusuz bırakırsanız bir insana yeterince onun cinayet işlediğine inandırabilirsiniz. Ve resmen bu resmi kafasında oluşturabilirsiniz o baskı altında. Artık bunu biliyoruz ki beyin aslında hatıra yaratıyor. Yani ve biz o baskıyı artırırsak bir noktadan sonra bu insana şeyi ikna edebiliriz. Aslında temelde... Ya bu arada kızım çığlıklarla bağırıyor ama şeyi ikna edebiliriz. Cinayet işlediğine dair de ikna edebiliriz. Onun için her aldığımız dataya atlamamamız gerekiyor. Hangi datanın gerçek, hangisinin beyinli boşluklarını doldurmadan ibaret olduğunu biliyor olmamız gerekiyor. Bununla ilgili bir video göstereceğim. His innocence, which he has consistently for 21 years. So what's the problem? The problem is actually for this kind of case come manifold from decades of scientific research involving
in human memory. First of all, we have all the statistical analyses from the Innocence Project work, where we know that we have, what, 250, 280 documented cases now, where people have been wrongfully convicted and subsequently exonerated, some from death row, on the basis of later DNA analysis. And you know that over 3/4 of all of those cases of exoneration involve only eyewitness identification testimony during the trial that convicted them. We know that eyewitness identifications are fallible. The other comes from an interesting aspect of human memory that's related to various brain functions, but I can sum up for the sake of brevity here in a simple line. The brain abhors a vacuum. Under the best of observation conditions, the absolute best, we only detect, encode, and store in our brains bits and pieces of the entire experience in front of us. And they're stored in different parts of the brain. So now when it's important for us to be able to recall what it was that we experienced, we have an incomplete, we have a partial store. And what happens? Below awareness, with no requirement for any kind of motivated processing, the brain fills in information that was not there, not originally stored. From inference, from speculation, from sources of information that came to you as the observer after the observation. But it happens without awareness such that you aren't even cognizant of occurring. It's yani temelde aslında bir daha bağlayayım, çok özür dilerim. Sesim şu an Ziya Bey. Şu anda yine biraz kötü. Bana deneyim. Alıyorum. Şu anda şimdi gayet iyi. Tamam, süper. Dolayısıyla tüketicinin kafasındaki datanın hepsi doğrudur diye bir şey yok. Dolayısıyla o datayı alıyorsunuz, big data'ya uyguluyorsunuz. O da dolayısıyla şeyi ayırıyor olmamız gerekiyor. Nedir doldurulan, nedir gerçek olan? Onun için hep şunu söylüyorum. Biz iyi bir datacı sadece dataya ulaşmak için uğraşmaz. Hangi datanın doğru olduğunu, hangisinin aslında doldurmacı olduğunu bilmek zorundadır. Şey biliyoruz artık, hepimizin aslında beynin arkasında iki tane sistem var. Sistem 1 ve sistem 2. Sistem 1 sezgisel, bilinçsiz, kararlarımızın %90'ını veriyor. Sistem 2 ise daha bilinçli ve sorgulayıcı. Oysa ki biz sürekli bilinçli, bakın tüketiciden konuşuyoruz. Oysa ki bir kararlarımızın sadece %10'u bilinçli. Geri kalan her şey otopilotta. Dolayısıyla birazcık insanı yeniden tanımamız gerektiğini net bir şekilde biliyoruz. Ve sistem 1'e daha çok odaklanmamız gerekiyor. Filmi göstermeyeceğim bu arada ama temelde aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Otopilotların olduğu bir dünyada, düşünmeden kısa yolların üzerinden davrandığımız bir dünyada bizim bu kadar mantıklı bir tüketici aramamız, mantıklı bir insan aramamız, homo economicus peşinde düşmemiz aslında yanlış. Peki bu kadar problem yaşadığımız, zihnimizin bu kadar kusurlu olduğu bir dünyada öğrenmeyi daha kullanışlı ya da yan hale nasıl getiririz ya da yan kodalarında nasıl çıkarız? Önce şunu bilmemiz gerekiyor. Yeni döneme girersek yeni kurallara göre oynamamız gerekiyor. Onun için öncelikle bildiklerimize bir derinlik eksikliği var mı diye sorun. Ben eminim ki var. Çünkü hepimiz yan kodalarındayız. Ve yan kodaları bize yeni bir şey öğrenmemizi engellemeye çalışıyor. Sevmiyor yan kodaları öğrenmeyi. Yan kodaları sadece bildiğinizi konfirme etmeyi seviyor. Bu kadar konfirme edildiğiniz bir dünyadan emin olmayın hazır olduğunuza. Dolayısıyla birazcık bir derinlik eksikliği var mı diye düşünün. Dolayısıyla ben sürekli şunu söylüyorum. Sorular hakkında daha çok düşünmemiz lazım. Çok cevap odaklı bir kültürümüz var Türkiye'de. Hep sıfır birler dünyası, hep doldur o optik şeyi, devam et hayatına. Bizim daha çok sorularımızın olması gerekiyor. Sorularımız hakkında daha derin düşünmeye başlamamız lazım. İki, elimizdeki verinin müşterilerin yüzeysel düşüncesinin ötesine geçip geçmediğini sorgulamamız gerekiyor. Aslında çok yüzeysel olarak aldığımız bazı şeyleri çok önemsiyoruz ama sonra ortaya çıkıyor ki tüketici doldurmuş bunları. Yani o hatırayı biz çağırtmışız, o da doldurmuş. Bu arada tüketici bize yalan söylemiyor. Beyin öyle çalışıyor. Her hatırla bana, anlat bana deneyimini dediğiniz zaman onu her çağırdığınızda değiştirir. Dolayısıyla bunu bilmemiz gerekiyor. O eldeki veri yüzeysel bir veri mi yoksa gerçek bir veri mi? Bilgi metodolojimizi yapılandırmamız lazım. Multidisipliner olmayı öğrenmemiz lazım. Bir dataya
tek yönlü bakamayız. Dolayısıyla bizim farklı metodolojilere ihtiyacımız var. Bizim sinir bilim bilmemiz lazım. Bizim sosyal coğrafya bilmemiz lazım. Yani evrim bilmemiz lazım. Tüm bunları bilmeden dataya tek yönlü olarak bakarsak maalesef işi anlayamayız. Bir de biz müşterileri ilgilendiren şeylerde daha cesur, daha yaratıcı olmamız gerekiyor. Aksi takdirde yeni dünyaya hiçbir şekilde hazır olamayacağız diyerekten bugünkü sunumu bitirmek istiyorum. Evet Akan Hocam, çok teşekkür ederiz. Çok sağ ağzınıza olun. Sağlık. Şimdi ben çok da güzel notlar aldım. Daha önce sizi dinlemiştim ama şimdi burada tekrar dinleyince benim kafada yine farklı ampuller yanmaya başladı. Şunu fark ettim. Biz aslında Valorem Team olarak bu geçtiğimiz süre içerisinde insanları bu yankı odalarından çıkartmaya çalıştık bir anlamda. Farklı farklı kişilerin farklı bakış açılarını ve konularını aktardık. Hani az önce dediniz ya, insanlar ve topluluklar bu yankı odalarından çıkmak istemezler. Bizim de bu yüzden takipçi sayımız çok az kaldı hocam. Yani bakıyorum sürekli YouTube'da eğlenceli vakit geçirmeye yönelik içerikler i̇nsanlar, üretenler milyonlarca izleniyor. Bizim en çok izlenen videomuz 10 bin izlenmiş, 15 bin izlenmiş insanlar hocam. İnsanlar sizinle hemfikir olmak istiyorlar her konuda. Ama siz doğru işi siz yapıyorsunuz. Çünkü hemfikir olarak birbirimizle bir yere gidemeyeceğiz yani. Ve bizim dışımızda bir dünya aldı başını gidiyor. Ve bu oyunun içinde Türkiye yok. Yani Türkiye geride kalıyor. Biz hala o öyle düşünüyor, bu böyle düşünüyor. Bizim hemfikir olmayan insanları daha tansiyonlu ortamlarda çalıştırıyor olmamız gerekiyor. Çünkü en iyi fikirler tansiyonlu ortamlarda ortaya çıkıyor. Önce siz doğrusunu yapmaya devam edin. Yani hemfikirlikler dünyası ancak ülkemizi buraya kadar getirebildi. Bizim hemfikir olmayan insanlara ihtiyacımız var. Peki süper. Peki yankı odalarından çıkabilmek için bireysel buradaki mesela dinleyenlere bir öneriniz olur mu? Şu alışkanlıklardan vazgeçin, bunları kazanın, bunları yapın ya da yapmayın gibi. Ya şöyle temelde bir kere her şey farkındalıkla başlıyor. Hep onu söylüyorum. Zaten yankı odası nasıl çalıştığını anladığınız anda zaten bir sıfır öne geçiyorsunuz. Çünkü şeyi anlamaya başlıyorsunuz temelde. Aslında sistemin nasıl çalıştığını ve nereden etkilenmeye çalışıyorsunuz. Ama yankı odasından çıkmanın en birinci yolu aslında sizin gibi size benzeyen insanlar olmayan ortamlara girmek ve sizin gibi düşünmeyen insanlarla da bir araya gelebilmek. En temeli bu. Ne kadar çünkü aynı fikirde olduğunuz bir dünyadan fikriniz zenginleşemez zaten. Zenginleşmiyor. Yeni bir şey öğrenmiyorsunuz çünkü. Onun için aslında önce farkındalık, bu sistemin nasıl çalıştığını bilin. İkinci yapmanız gereken şey şu: birazcık kendinizi hemfikir olmadığınız dünyaların içine sokmak ve o dünyaları en azından aynı düşünmeseniz bile, düşünmek zorunda da değilsiniz, o dünyalar nasıl çalıştığını anlayabilmek. Atıyorum şu anda Türkiye'de 9 tane farklı hayat tarzı var. Bu 9 tane farklı hayat tarzını bilmeniz lazım. Yani hepimiz çünkü kendi şeylerimize, kendi sitelerimize, kendi kozalarımıza kapandık. Kapandıkça karşı tarafı öğrenmiyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim, örnek vereyim. Girişimci dünyamız, mesela gidiyorum girişimci dünyamıza, belli başlı merkezleri var. Böyle house'lar, bilmem neler vesaire gidiyorum. O kadar benziyor ki herkes orada birbirine. Ve diyorum ki buradan büyük bir marka çıkmaz. Çıkamaz çünkü Türkiye 88 milyon pazar. Biz sıkışmışız Maslak'ın, Levent'in içinde. Bir girişimci dünyası, hep birbirimize aynı hikayeleri anlatıyoruz ve bayağı bir Amerikan girişimciliği anlatıyoruz. Oysa ki 88 milyon pazarın içinde çok ciddi bir Anadolu pazarı var. Ve soruyorum onlara, kaçınız Ankara'da bir şey yapmaya çalıştı? Kaçınız Gaziantep'te bir şey yapmaya çalıştı? Hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Hepimiz İstanbul küçücük kitlelere konuşuyoruz. Onun için birazcık ben aynı düşünün demiyorum ama anlamaya çalışın. 9 farklı hayat tarzı, bu Konda'nın araştırmalarında görünen bir şey. 9 tane hayat tarzı olan ülkede 9'unu da bilmek zorundasınız. Bilmek zorundasınız çünkü oradan öğreneceksiniz. O zaman ulusal bir marka çıkartabiliyorsunuz. O zaman dev işler yapabiliyorsunuz. Yoksa takıl bir binanın içinde, orada aynı hikayeleri birbirimize anlatalım yani. Süper. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi benim aklıma şey takıldı. Not almıştım. Mutlu şirketler, mutlu topluluklar oluşturmak için insanların kendini rahat ve iyi hissettikleri bir ekosisteme ihtiyaç var. Az önce anladık ki birbirleriyle aynı düşünce yapısına sahip olan insanlar kendilerini orada mutlu hissediyorlar. Ve daha çok tüketiyorlar özellikle. Evet. Mutlu olunca başarılı olamıyor muyuz acaba? Yok, bu gerçek bir mutluluk değil. Tabii ki mutlu olmamız gerekiyor ama ben mutluluğu şu anlamda söylüyorum. Biz gerçekten mutlu olalım. Biz algoritma mutluluğu yaşamayalım. Çünkü bu algoritma mutluluğu da gerçek hayatın getirdikleri birbirinin eşiti değil. Şimdi biz kendimizi şey dünyasında, bize bu arada Konda endişeli modernler diyor bu arada, ayrıca söyleyeyim. Şimdi biz endişeli modernler dünyasında takılıp kimseyi içeri almayabiliriz ama gerçek bu değil. Yani biz mesela oranımız %9.6 ama diğer segmentlere baktığınızda bütün segmentler bizden büyük. Ben önce Türkiye'de büyük bir marka yapacaksam, sonra onu globalize edeceksem benim Türkiye'ye konuşuyor olmam gerekiyor. Onun için bu mutluluk, evet, fake bir mutluluk.
fake bir dünyada yaşamak istiyorsak, Matrix dünyasında yaşamak istiyorsak tamam eyvallah. Ama bu bize uzun vadede bir yarar getirmez. Okey. O zaman katılımcı dostlarımızı da ilgilendirecek bir soru. Aramızda firmaların yöneticisi olan dostlarımız var. Yeni kendi girişimini, işletmesini büyütmek isteyen girişimcilerimiz de var. Şöyle şimdi bir bilgi vereyim size. Daha da o zaman kafaları açayım. Endişeli model. Mesela bu girişimci dünyası tam bir endişeli modern dünyası. Ben de oraya aitim. Onun için eleştirmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hı hı. Ama endişeli modernlere bakıyorsunuz 10 senede %10.6'dan %10.4'ten 9.6'ya düşmüş. 600 bine yakın endişeli modern yok. 350-400 bini şu anda Londra'da. Geri kalan Batı Avrupa'da. Zaten bütün gitmişler, küçülmüş. Şimdi marka bu boşluğu neyle dolduracak? Bir yere doldurmak zorunda. Onun için bakmak zorundalar. Yani bu segmente yakın hayat tarzı kimde var? Oradan nasıl bir bölüm buraya? Şimdi biz bakmazsak, anlamazsak hayatın gerçekleri bizim suratımıza bayağı böyle tokat gibi inecek. Onun için bakmakta fayda var. O yöneticilere sesleniyorum. Boşluğu nereden dolduracakların çaresini göstermek zorundalar. Peki, çok güzel. O zaman şeyi sorayım. Bu love mark diye bir kavram vardı. Bir ara çok trendti, hayatımıza girmişti. Hala aslında öyle. Tüketiciyle bağ kurmak günün sonuna baktığımız zaman bu. Şu günümüz dünyasında COVID'in etkileriyle girişimciler ya da markalar, KOBİ'ler kendi müşterileriyle, tüketicilerle nasıl en etkin ve en hızlı bağ kurabilir sizce? Ya ben bu arada onu da biraz bu aralar çok tartışıyorum. Çünkü biz love mark'ın en temeline aslında love sevgi ama temelde işte sadakat da giriyor işin içine. Ki artık tüketicilerin sadakatla övünmediğini hep beraber hepimiz biliyoruz. İnsanlar zaten biz de akıllı tüketici dediğimiz kişi de sadık olmayan tüketici. Her şeye bakıyorsa akıl diyoruz. Sadık olana akıl. Dolayısıyla artık sadakattan öte daha önemli bir şey var. Keskin olmak. Yani net. Yani çok tüketiciyi zorlamamak. Yine bir marka ismi vereceğim. Yani reklamını yapmıyorum tabii ki. BİM. BİM markasını düşünecek olursanız o kadar keskin ki BİM. Yani tam bir BİM'e gittiğinizde alışveriş yaptığınızda depodan alışveriş gibi yaparsınız. BİM size bir hayaller dünyası satmaz. Hep o depodan alışveriş yaparmış gibi hissedersin. Toptancıdan alışveriş yaparmış gibi hissedersin. O kadar altını doğru bir şekilde doldurdular ki en yakın rakiplerinin 5 katına büyüdüler. Aslında BİM bir duygusal bir mambo jambo satmadı tüketicilerine. Çok keskin bir duruş. Onun için ben şunu söylüyorum. Özellikle Covid'den sonra ne söylediğinizden öte ne kadar keskin olarak. Tüketici sizinle bir ilişki kurmak istiyor ve o ilişkide nerede durduğunuzu bilmek istiyor. Ne kadar kafa karıştırırsanız, ne kadar o ilişkinin altını dağıtırsanız. Yani ben komşum musun, sevgilim misin, benim arkadaşım mısın? Ben bu soruları sormaya başlarsam seni terk ediyorum. Ne kadar seninle netsem ve ilişkimiz çok keskin bir şekilde netse o kadar seninle kalıyorum. Onun için Covid'den sonra keskin ilişkiler kurmaya çalışalım. Peki, süper, teşekkürler. Şimdi çok farklı kesimlerden izleyen dostlarımız var. Profesör Doktor Melahat Dönmez hocamız diyor ki bu COVID aslında COVID sonrası COVID'e yakalanan insanların beyinleri de bir anlamda hasar görüyor. İyileştiklerinde bile o hasarla devam ediyorlar diyor. Ve hepimizi eve tıkadığı için bu COVID diyor bir anlamda diyor birçoğumuzda diyor tükenmişlik sendromu yaşanmaya başladı diyor. Bu durumdan nasıl çıkacak bu insanlar, bu tüketiciler diyor. Ya vallahi onu bilmiyorum çünkü işin medikal tarafı bu. Bu arada şeyi de bilmiyorum. Beyindeki hasar bütün dünyada konuşuluyor. Ama hala ispatlandı mı bilmiyorum. Bilim kurulunun cevap vermesi gerekmiş ama hocamıza en azından konfirme edebilirim. Şu anda zaten bizim rakamlar çok iyi değildi. Yani biz şöyle söyleyeyim. Bu resmi devletin datası. Covid'den önce 9 milyon kişi resmi psikolojik destek alıyordu bu ülkede. Covid'den sonra biz bu rakamların 10-12'leri falan zorlayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hocamızın söylediği doğru. Ama inanın çözümün ne olduğunu ben bile bilmiyorum. Ama eve kapanmak olmadığını net şekilde biliyorum. Onu da söyleyeyim. Ve bunun çözümü de eve kapanmak değil. Biz işi iyi yönetemedik. Şu anda bunu rakamlar olarak söylüyorum. Bizim bir tane kaynağımız vardı Sağlık Bakanı. Hepimiz Sağlık Bakanı'nın performansını beğeniyorduk bu arada. Birinci dalgada hep öyleydi. Şimdi ikinci dalgada maalesef Sağlık Bakanı'nın kredibilitesi biraz sarsıldı. Ve bizim Sağlık Bakanı'nın kredibilitesini geriye kazanmaya ihtiyacımız var. Çünkü her şeyimizi etkiliyor. Onun için bunun çok ne muhalefeti ne iktidarı olmaz bunun. Bir tane personaya ihtiyacımız var. Nasıl o kredibiliteyi geriye kazanacağız bilmiyorum ama o kredibiliteye ihtiyacımız var. Çünkü şu an stres seviyelerimiz çok yüksek. Tabii ki ben olmadığım için, medikal bilim dünyasında olmadığım için bu nasıl çözülür noktasına hiçbir şey söyleyemem. Ama en azından konfirme edebilirim ki iyiye gitmiyoruz rakamlar olarak. Ve bu 9 milyon, 10 milyonluk bir psikolojik destek alan kitlenin 12 milyona, 13 milyona gelmesi hiçbir ülkenin isteyeceği bir şey değil. Okey. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi diğer platformlardan gelen sorulara da bakıyorum. Son birkaç soruyu toparlayalım. Varsa sorularını hızlı bir şekilde iletebilirsiniz. Hem bir yorum hem de bir soru gelmiş.
YouTube'dan. Hemen onu ileteyim size. Hemen şuradaydı. Fulya Hanım demiş ki farkındalık, yaratıcı olabilmek, üretebilmek, yararlı olabilmek insanı mutlu ediyor, verimli olabilmek. Doğru mu sizce bu yaptıklarımız demiş. Hangi anlamda farkındalığı artırma soruyu tam anlayamadım. Özür dilerim. Hemen şöyle bir daha okuyayım. Farkındalık, yaratıcı olabilmek, üretebilmek, yararlı olabilmek insanı mutlu ediyor. Sizce herhalde bunları yapmaya çalışıyor ya, bu dönem içerisinde. Ya da şey gibi, evet, mi algılasam onu? Şu an bunu yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz, doğru bir yerde miyiz? Bence değiliz, onu söyleyeyim. Yani Türkiye, çünkü Türkiye'nin şöyle bir özelliği de var Ziya Bey. Biz birazcık daha şanssızız. Çünkü dünya Covid, Batı da Covid'i yaşadı ama biz ekonomik krizin üstüne Covid'i yaşadık. Ve zaten bazı konulara zordaydık. Zaten polarize olmuştuk. Zaten kendi kozalarımıza yaşıyorduk ve yaratıcılık namına biraz kayıplar vardı. Dolayısıyla doğru mu, gidişatımız doğru mu, önemli benim kendi fikrimi soracak olursanız değil. Biz şeyleri mutlaka değiştirmemiz lazım. Bakış açımızı mutlaka değiştirmemiz lazım. Daha yaratıcı olmamız lazım. Daha içimizi kazımak diyorum ben ona. Daha çok içimizi kazımayı öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü buralarda bir yerlerde biz yine varız. Ve biz onunla ilişkimizi kestik. Çok yüzeyselleştik bu dönemde. Çünkü bu dönemi sadece geçirmek istiyoruz. Geçsin bu dönemde, başka bir günle uyanayım. Ama bunu domino taşları gibi hayatımız var. Her domino taşı başka bir yılımızı tüketti atıyor. O kadar hızlı yıllarımız geçiyor ki dönüp baktığımızda bu yıllara bir daha dönemeyeceğiz. Onun için geçsin demek işi çözmüyor. Ve şu anda doğru yerde olduğumuzu düşünmüyorum. Yapmamız gereken en temel şey yeniden o içimizi kazımak ve o içimizdeki bizle yeniden bir iletişime geçmek ve yeniden yaratıcı olmaya çalışmak. Doğru yerde olduğumuzu düşünmüyorum şu anda. Ülkece olduğumuzu düşünüyorum. Peki, teşekkür ederiz. YouTube'dan İlhan Ürkmez hocamızın çok güzel yorumları var. Selamını da iletmiş olalım size. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz ona da. Şimdi bu, o da E-kabile diyor aslında bu yankı odalarına. Bu E-kabileler kendi aralarında hep kendilerine yakın ve aynı düşünen insanlar bir araya gelmeyi tercih ettikleri için acaba bir pazarlamacı olarak, pazarlama dünyası olarak onları kolay bir kitle olarak görebilir miyiz? Yani bir anlamda şirketler için hemen dokunabilecekleri, hedefleyebilecekleri. Bu arada ana hedef de o zaten Ziya Bey. Zaten algoritma bunu niye yapıyor? Kolay hedef haline döndürmek için. Hep şunu söylüyorum. Facebook'ta düşünün. İşte ben bir içerik koyuyorum. Sonra bana soruyor. Diyor ki sana benzer 1000 kişiye 24 liraya gösterilmemi ister misin? Yani benden 1000 tane bulmuş, bir çuvalın içine koymuş, 24 liraya satıyor bizi. Dolayısıyla evet, şirketlerin işini kolaylaştırıyor ama insanlığın işini kolaylaştırmıyor. Dolayısıyla insanlığın sürekli gelişmesi gerektiği bir dünyada farklılıklarımızdan besleniyoruz. Farklılığı görmüyorsam benim sürekli gelişimim devam edemez. Yeni kitap yazıyorum. Orada da şöyle bir örnek vereyim. Şöyle bir araştırma var, şunu gösteriyor. Şeye bakmışlar. Bilimsel makalelere bakmışlar Ziya Hocam. Son 10 yılda kullanılmış bilimsel makalelerin zenginliği ciddi şekilde düşmüş. Bütün makaleler hep aynı kaynakları gösteriyor. Bu da ne demek? Biz o kaynakları ararken algoritmalar bizi hep aynı kaynaklara yönlendiriyor. Aynı kaynakları yönlendirmek sürekli gelişimin durması demek. Hepimizin aynı düşünmesi demek. Hepimizin de daha kolay tüketici hedefe kitlesi haline gelmemiz demek. Ama insanlığın buradan göreceği bir fayda yok. Bu gelişmenin durması demek. Onun için evet, İlhan Hocam haklı. Bizi daha kolay tükettirir bize. Ama bizi daha iyi bir insan yapmaz. Süper, teşekkür ederiz. O zaman son soruyu da Zoom'dan Mehmet Ali Bey sormuş. Demiş ki yorumla birlikte, sürekli ölçemediğimiz şeyi yönetemeyiz demekteyiz. Beyin sadece ölçebildiklerimize değer vermesine ihtiyatlı yaklaşmalıyız. Demekle bir konflikt yaratmıyor muyuz? Peki hayır, neye bakacağız diyor. Hayır, sürekli ölçemediğimiz şeyler konusunda haklı. Ben zaten tam onu söylüyorum ama şöyle diyoruz, ölçemediğimiz şeyi kontrol edemeyiz. Böyle bir laf ediyoruz. Ama ölçümlemeyi hep bildiğimiz şeyleri ölçüyoruz. Peki doğru şeyi mi ölçümlüyoruz diye soruyorum ben. Ben diyorum ki ölçümleme yapmak zorundasın. Ama doğru şeyleri ve doğru diagnostikleri ölçmek zorundasın. Onun için bu laf bizi kurtarmıyor. Ölçmediğimiz şeyi kontrol edemeyiz. Ölçtüğünüz şeylerin de birçoğu zaten kontrol etmenizi sağlamayacak. Çünkü endüstri devrimi, ikinci endüstri devriminden kalan şeyleri ölçerek dördüncü endüstri devrime hazır hale gelemeyeceksiniz. Az evvel MPS örneğini verdim. Onun için ölçümleme kesin ama yeni ölçümleme kriterlerini ortaya çıkartarak, eski ölçümlemeleri devam ettirerek kendimizi güvende hissedemeyiz. Olmayacak çünkü.
Süper. Mustafa Bey'in şöyle bir yorumu var. Akan Bey doğru söylüyor. Sorular sormak, sadece cevap vermek üzerine alınan eğitimler sonucu nasıl doğru sorular sorabiliriz? Bence en küçük yaştan itibaren doğru sorular soran insanlar yetiştirmek gerekir diyor. Ben de onu, bu arada kitabımda ilk onu yazıyorum bu arada. Çocuklarımızdan başlamamız gerekiyor. Bize olan oldu açıkçası. Ama çocuklarımızı bu kadar soru fukarası olarak artık yetiştirmekten vazgeçmemiz lazım. Bu ülke aynalık ekonomisi diyorum ben ona. Hepimiz aynı okullardan, aynı eğitimlerden, aynı memur anne babaların çocuklarıyız. Aynı şirketlere girdik, aynı takım elbiseleri şey yaptık, aynı AVM'lere gittik. Çünkü herkes böyle bir soru sormaktan muzdarip, herkes aynı soruların, aynı cevaplar üzerine eğitildik. Bunu değiştirmemiz lazım. Biraz bize olan oldu ama ben tam da onu anlatıyorum. En azından çocuklarımıza başka bir şans vermemiz lazım. Çocuklarımız soru sormayı bilmiyor. Bilmiyorlar, biz de bilmiyoruz çünkü. Evet. Peki o zaman son böyle kısaca ben bir özet geçip toparlayıp sonra bitirmek istiyorum. Ve en sonunda da soru sormak çok önemli dedik ya. Bu akşam bize birkaç soru sorarak bitirmenizi rica edeceğim Akan Hocam. O sorular bizim beynimizde yankılansın. Belki de o içinde bulunduğumuz o odalardan çıkmak için bizi tetiklesin diye şey yapacağım, ümit edeceğim. Şimdi değer katan eğitimlerin biz bu akşam 110. bölümünü yaptık. Şimdiye kadar birbirinden kıymetli içerikler ürettik. Hepsine ulaşabilirsiniz. Bunu yaparken de arka tarafta aslında biz Valorem Team diye yepyeni bir iş modeli üzerinde inşa ediyoruz. Ve değer katan eğitimler de bizim bir yandan sosyal sorumluluk projesi. Nedir bu Valorem Team? Kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. Teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odaklı yeni nesil bir danışmanlık platformu diyoruz biz buna. Yaptığımız şey Türkiye'deki Türk mühendislerinin geliştirdiği, iş hayatındaki problemleri çözen önemli yazılımlarla KOBİ'lerin, işletmelerin, firmaların dijital dönüşümüne destek olmaya çalışıyoruz. Tabiri caizse sizin de söylediğiniz gibi müthiş bir teknolojik ve dijital dönüşüm, devrim yaşıyoruz. Bu devrimde eğer kendimizi, firmamızı, içinde bulunduğumuz topluluğu doğru bir şekilde pozisyonlayabilirsek bundan karlı çıkabiliriz. Yani teknoloji zade olabiliriz ama hiçbir şey yapmaz ya da doğruları yapamazsak teknoloji zede olabiliriz. Kişisel olarak kendimiz, bulunduğumuz topluluk, firmamız, maalesef bu ülkemiz için de geçerli. Dolayısıyla bu teknolojiyi doğru bir şekilde anlamalı ve doğru şekilde kullanmanın öneminin altını çiziyoruz. Şimdi bu akşamki eğitimi mutlaka bizim için değerlendirir ve bundan sonraki yapacağımız eğitimlerle alakalı fikirlerinizi bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Size gönderdiğimiz linklerde de zaten Valorem Team uzantının linke girdiğiniz zaman ya da Instagram sayfamızdaki o biyografideki linke ulaştığınız zaman bizi oylayabileceğiniz, yorumlarınızı iletebileceğiniz yere gidiyorsunuz ya da bu kare kodu cep telefonunuzla da okutabilirsiniz. Hatta bu Valorem Team iş modelinin detaylarını da bu kare kodu okutup oradaki videoları izleyerek öğrenebilirsiniz. Şu anda sayımız 6000'i geçti, 7000'e doğru gidiyor. O algoritmalara karşı resmen direniyoruz böyle. İnsanların o akıllarını açan, farklı konuları anlatan, beyinleri açan içeriklerle bakalım mücadelemiz devam ediyor. Ne zaman 20.000'leri, 50.000'leri, 100.000'leri göreceğiz? Müthiş içerikler var. Mutlaka bunları dostlarımızla tavsiye edelim. Bir de sadece YouTube'dan ya da bu görüntülü mecralardan değil, hepsini de biz podcast olarak da yayınlıyoruz. Otobüste, spor yaparken, yolda gezerken her yerde podcast'ten bu eğitimlerimizi dinleme şansımız var. Ve yakın zamanda da böyle premium eğitimler yapmaya başladık. Örneğin Taner hocamızla birlikte zaman yönetimiyle alakalı, ki şu anda en çok ihtiyacımız olduğu şey, hiçbir şeye zamanımız yetmiyor. Yapacak o kadar çok şeyimiz var ki hiçbir şeye yetişemiyoruz. Çok kaliteli içerikler, eğitimler oluşturmaya başladık. Zamanzengini.com'dan girip günde 2 saatinizi nasıl boşa çıkartabileceğinizi, günde 2 saat size kazandıracak bir eğitime, premium eğitime buradan da ulaşabilirsiniz diyorum. Her salı akşamı devam ediyoruz ikinci sezonda değer katan eğitimlerimize. Önümüzdeki haftada yine beyaz yakalıları ilgilendiren çok önemli bir konuşmacımız, misafirimiz olacak. Kaçırmayın diyorum. Sevdiklerinize tavsiye edin diyorum ve son kapanışı Akan hocamıza bırakıyorum. Bizim o beyin yakacak, bizi düşünmeye bu akşam zorlayacak, belki uyutmayacak o soruları kendisinden alarak kapatmak istiyoruz hocam. Ben 3 tane araştırmaları gereken soru söyleyeceğim. Dolayısıyla araştırmaları gerekecek. Bir, kolektif bilinç dışı nedir? Bu konuyu mutlaka araştırsınlar. Rıza mühendisliği nedir? Bu ikinci soru. Üçüncü soru, beynimizin kusurları nelerdir? Üç tane, bunlar bu arada şey, cevap verebilecekleri bir şey. Bunlar üç tane büyü başlık gibi düşünün. Bunlara konsantre olurlarsa, aslında bu konularda gelişirlerse en azından farkındalık seviyeleri artar. Süper hocam, çok teşekkür ederiz. Peki sizin hem firmalara, KOBİ'lere verdiğiniz hizmetler ya da farklı konulardaki eğitimleriniz konusunda size dostlarımız nereden ulaşabilir, nasıl iletişime geçebilirler?
Şöyle ve aslında temelde normalde bizim şirketimiz şeylere aslında birazcık daha enterprise tarafına danışmanlık veriyor. Çok COBİ dünyasına yokuz ama çoğunlukla konferanslarda vesairelerde konuşmacı olarak davet ediliyorum. Sosyal medyada zaten varım. Oralarda beni takip ederlerse sevinirim. Peki süper. Çok teşekkür ederiz tekrar. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık teşekkür diyelim. Teşekkür ederim davetiniz için. Bütün dostlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Haftaya salı akşamı yine 8.30'da görüşmek üzere.